Havalar bir sıcak bir soğuk derken grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklar arttı. Hal böyle olunca da herkes bitki çaylarına sarıldı. Aman dikkat, şifa bulayım derken bilinçsizce hazırlanmış karışık kış çaylarıyla kendinizi zehirlemeyin. Ada çayı, ıhlamur, nane, limon. Ihlamur, tarçın, zencefil. Kışın hastalıklardan korunmak için herkesin formülü ayrı. Papatya var, kuşburnu var, hatmişçi var. Nasıl olsa doğal ve bitkilerden oluşuyor diye kış çaylarını bilinçsiz tüketmemek gerekiyor. Çünkü bilinçsiz yapılan tüketim sağlığı tehdit ediyor. Her bitki her bitkiyle karıştırılamaz. Lütfen gidip de tarlalardan, tapanlardan toplamasınlar. O bitkinin zehirlilik derecesi belki olabilir. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmada en çok kullanılan bitki çayı ıhlamur. Ancak onu bile diğer bitkilerle karıştırırken dikkatli olunmalı. Ihlamur yaparken de çok sayıda bitkiyi bir araya karıştırmamaları lazım. Demleme usulü yapmaları lazım. Bakın aktarlarda karışık paketlenmiş bitki çayları da satılıyor. Ancak uzmanların önerisi 3'ten fazla bitkinin karıştırılarak tüketilmemesi. Bazen karışmıyor, bazen de karışmayacak şeyler oluyor. Onları karıştırmıyorum. Yani. Zencefil, zerdeçal bunları içersin. Artı bunların içine ayva dilimleyip koyarsın. Bitkiler çok sayıda kimyasal taşırlar. 3 bitki karıştırılabilir ama birbirleriyle uyumluysa. Kök bitkiler kök bitkilerle, yaprak bitkiler de yaprak bitkilerle dozunda karıştırılmalı, dikkatli tüketilmeli. Etken maddesi ne kadardır, ne şekildedir? Hepsi bir araya gelince ne hale gelecektir? İnsanlar bunu bilmiyorlar. Papatyanın doğada birden çok türü bulunuyor. Biri eczacılıkta sağlığa iyi geldiği için kullanılırken bir diğeri de böcek öldürülür. Öldürücü ilaç olarak kullanılıyor. Bazıları soğuk algınlığında iyi gelirken, bazıları migrene karşı iyi gelebilir, bazıları da böcek öldürücü olabilir.